Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın babasıyla başı dertte efendim. Geçen ay üvey kızından çocuğu olduğu ortaya çıkan 76 yaşındaki baba Elon Musk. Bu kez katıldığı bir radyo programında yaptığı suçu esprisiyle gündemde. At 5 minutes with Elon Musk. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın babası Errol katıldığı radyo programına esprileriyle damga vurdu. Did he get the genius side from you or was it mom? Elon Musk, oğlun deasını senden mi yoksa annesinden mi aldı diye soran Avustralyalı radyo programcısına sütçüden olabilir cevabını verdi. Sütçü esprisi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. He used to bring the milk. Musk, programda oğluyla gurur duymadığını da söyledi. Kendisine asıl gurur ve neşe veren çocuğunun Elon değil, Kimball olduğunu belirtti. Oh, yeah. So, yeah. 76 yaşındaki Elon Musk'ın 35 yaşındaki üvey kızından çocuğu olduğu geçen ay ortaya çıkmıştı. Elon Musk, babasının üvey kardeşini hamile bırakmasına tepki göstermiş, baba oğlun arası açılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasıyla bir araya geliyor efendim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki toplantıyı muhabirimiz Ebru Balıkçı takip ediyor. Ebru, toplantının gündemine detayları senden alalım. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde oldukça kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde başlaması planlanıyordu ve ilerleyen dakikalarda o kritik toplantı başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve iş insanlarıyla bir araya gelecek. İki taraf aynı masada buluşacak ve oldukça da önemli konu başlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde her iki taraf arasında bir kredi tartışması yaşanmıştı ve Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı sanayicileri hedef almıştı ve kredilerin dövize yatırıldığını söylemişti ve bunu yapmayın, elimizde de bir liste var, o listede elindeki krediyi dövize yatıranların listesi var demişti ve onun ardından da geçtiğimiz günlerde yine Hisarcıklıoğlu'ndan bir açıklama gelmişti. Banka kredilerine ulaşmanın zor olduğunu ifade etmişti ve firmaların kredi taleplerinin karşılanmadığını söylemişti. İşte bugün o iki taraf yine aynı masada bir araya gelecekler ve birlikte görüşlerini ifade edecekler diyelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde de yine şu dakikalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. O açıklamayı da yakından takip edeceğimizi söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.